Çünkü şu kadarcık bile bir yer yoktu. Ben de bayağı bir boşalttım. Birazdan zaten göreceksiniz. Kullanmadığım bütün kıyafetleri, kullanmadığım hepsini kendi yatağımın altına koydum. Kimilerini vereceğim böyle ihtiyacı olan insanlara. Kimilerini de satmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz bir uygulamada ikinci el kıyafetlerimi satıyorum. Bir kere giydiğim ya da hiç giymediğim şeyler falan. Kullandığım ama yazlık olan her şeyi de babamın odasındaki iki bazanın altına koyduk. Bu videoda size ayakkabılarımı göstermeyeceğim çünkü gerçekten çok fazlalar. O yüzden düşündüm ki madem dolap turu yapıyoruz o zaman çanta koleksiyonumu göstereyim. Yani bana göre küçük bir koleksiyon. Biliyorsunuz ben çok uygun fiyatlı ve kaliteli alışveriş yapmaya çalışıyorum. Ve eminim sizin de çok hoşunuza gidecek çantalar. Ayakkabılar için de ayrı bir video yapabilirim. Çünkü gerçekten çok fazlalar. Bu arada size dolap turu yaparken şöyle bir şey düşündüm. En sevdiğim parçaları da gösterebilirim. Çünkü gerçekten çok ucuza aldığım çok güzel şeyler var dolabımda. İlk olarak size dolabımı göstereyim. Şöyle bir dolabım var. Odam çok küçük olduğu için gerçekten odaya sığamıyorum. Şu en başta gördüğünüz kapak tamamen açılmıyor çünkü yatağıma çarpıyor. Her neyse, o zaman ilk olarak şu bölümden başlayalım. Bu kısımda gördüğünüz şu en baştakiler gömlekler ve bluzlar. Şurada kazaklarım var. Buradakiler de hırkalar. Sanırım hayatımda yaptığım en kârlı alışverişler bu hırkalar. Bunlar aslında Ralph Lauren markasının sitesinde var ve 250 Türk lirasına satılıyor. Ben bunları 22,5 liraya aldım ve gerçekten yumuş yumuşlar ve çok seviyorum. Bu hırkalar benim dolabımın olmazsa olmazı. Burada gördüğünüz bölümde benim çoraplarım, kemerlerim falan var. Zaten çok fazla kemer kullanmıyorum. Şurada bir tane şal var. Burayı gördüğünüz gibi bayağı bir boşalttım. Hemen gösteriyorum. Şurada benim kışında giyebileceğim eteklerim, şortlarım var. Burada da birkaç parça tişört bıraktım. Geriye kalan tamamını babamın odasına kaldırdım. Bu çekmecede iç çamaşırlarım var. O yüzden açıp göstermiyorum. Burada da benim pijamalarım var. Çok ucuz aldım. Birkaç parçayı göstereyim. İlk olarak şöyle bir tişörtüm var. Ben bunu Bakırköy Pazarı'ndan ya 5 ya da 10 liraya almıştım. Bu gömlek gibi olan bluzu da Bakırköy Pazarı'ndan 5 liraya almıştım. Ya da 10 lira da olabilir ama daha fazla değildi. Sevdiğim şortlarım. Zaten bunu bir videoda göstermiştim. Üzerime giyip. Bunu gerçekten çok seviyorum. H&M'den 20 liraya almıştım. Bu şortuma da gerçekten bayılıyorum. Bunu da Mango'dan 30 veya 35'e almıştım. Bunun aynısını lacivertinde aldım. Bu şortum da Mango. Sanırım kadife ya da süet oluyor. Tam bilmiyorum. Güderi mi deniyor? Her neyse çok yumuşacık. Şöyle yakından göstereyim. Gerçekten harika bir kumaşı var. Bunu da Mango'dan 30 veya 35 liraya almıştım. Bunlar da benim en sevdiğim şortlarım. Bu ortadaki perdeli bölümde de benim tamamen sporda giydiğim eşyalarım var. Bu en üstteki kısmı boş bıraktım. Söylemiştim çok fazla yeni alışveriş yaptım. Alışveriş videosu çekeceğim için onları size bu videoda göstermeyeceğim. Ama zaten onları da koyduğumda dolapta çok fazla yer kalacağını zannetmiyorum. Her neyse. Şöyle aşağıya doğru inelim. Dolabın içinde şöyle bir bezden raf var. Şu kısımda spor stüdyenlerim var.
Bu kısımda spor tişörtlerim var. Spor şortlarım ve işte eldiven, bilek kayışı gibi ekipmanlarım var. Spor şortlarımı vesaire çok kullanmadığım için üzerine spor çantamı, eldivenimi vesaire koydum. Burada spora giderken giydiğim yeleğim, hırkam, montum var. Bunları gerçekten sadece spora giderken ya da işte markete giderken falan giyiyorum. Burada spor tatlarım var ve en alt rafta da çok giymediğim, hatta hiç giymediğim spor tatlarım var. Bu en alt bölümde sweatshirtler var. Benim en sevdiğim ve Bakırköy pazarından aldığım şöyle bir sweatshirt var ve bu çok ince, birazcık iç gösteriyor. Şöyle öyle kısa, belli oluyor mu bilmiyorum. Ben bunu 5 veya 10 liraya aldım. Pardon, Bakırköy pazarından değil, Yeşilköy pazarından aldım. Görünüyor mu bilmiyorum, çok aşağıdan tutuyorum. Bu arada pantuflarım harika görünüyor. Dediğim gibi burada sweatshirtlerim var. Arkada da spor taytlarım var. Çünkü ben gerçekten çok fazla tayt giyen bir insanım günlük hayatta. Bu üzerimdeki tayt da onlardan biri. Ben bunları Koton'dan 10 liraya, 13 liraya falan alıyorum. Ve gerçekten bana çok fazla soruluyor bu taytlarım. Ben de bunun birkaç rengi var. Çok severek giyiyorum. Siz de bakabilirsiniz Koton'a. Şimdi gelelim benim dolabımın en sevdiğim bölümüne. İçinde şöyle bir boy aynası var. Şöyle göstereyim. Gerçekten boyum şu an bayağı 1.10 falan görünüyor. Böyle. Bu şekilde göstereyim. En üst rafta çok büyük çantalarım var. Küçük raflara sığmayan. Çok fazla renk düzeni yapmadım ama en üstte küçük siyah çantalarımı koydum. Aşağıya doğru karışık olarak ilerliyor. Böyle en aşağıya kadar. Şurada sırt çantalarım var. Şu kutular saatlerim. Bunların hepsi benim. Gördüğünüz gibi küçük çantalarım. Ben böyle yandan asmalı küçük çantaları çok seviyorum. Size bütün çantalarımı şimdi yakından göstereceğim zaten. Şu kısımda benim montlarım, paltolarım vesaire var. Biliyorsunuz bir tane Instagram butik açtım. Bu da benim butiğimden olan bir kaban. Bunu gerçekten çok seviyorum. Benim dolabımda çok fazla böyle pahalı ceketler, montlar falan olmaz. Ama gerçekten en pahalı diyebileceğim şey sanırım bu. Ben bu trench coat'u Mango'dan 130 liraya mı 150 liraya almıştım. Çünkü normal fiyatı 350 liraydı ve %50 indirime girmişti. 150'den daha fazla düşmezdi. Stars'ta Mango Outlet var, belki biliyorsunuzdur. Orada 130'a düşmüştü. Belki bulursanız alabilirsiniz. Dolabımın en sevdiğim parçalarından biri de bu kot ceket. Buna gerçekten bayılıyorum. Ben bunu Esra'dan 45 liraya almıştım sanırım veya 40 liraya. Bütün takipçilerim de aldı bunu. Gerçekten Türkiye'de tükettik bu ceketi. Bir diğer en sevdiğim parçam da bu beyaz, kırık beyaz ya da işte grili falan bir kaban. Ben bunu Koton'dan aldım. 38 bedenmiş bu. Ne kadar aldım hatırlamıyorum. Sanırım ya 100 liraydı ya da 120 liraydı. Ben bunu tek olarak bulmuştum. Ve hiç bedenini falan sorun etmeden aldım. İyi ki de almışım. Gerçekten herkes buna bayılıyor. Şu gördüğünüz alt kısımda da benim işte pantolonlarım var. Kot pantolonlarım, boyfriendler, deri pantolonlar vesaire. Ama hepsi kışlık pantolon. Çünkü yazlık kıyafetlerimin hepsini kaldırdım. Bu benim kış gardırobum oldu aslında. Bir de sizin için ayrıca yazın çıkardığım işte elbiselerim vesaire bir yaz gardırobu çekebilirim. Size en sevdiğim pantolonumu göstereceğim. Bunu ben yaptım ve o kadar çok sarılıyor ki her giydiğimde. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Şöyle bir boyfriend. Ben bunun her yerini yırttım. Paçasının boyunu kısalttırdım. Paçasını daralttırdım. Gerçekten tamamen benim istediğim gibi bir pantolon oldu. Ve ben bunu Bakırköy pazarından 15 liraya almıştım. Kumaşını çok beğendiğim için almıştım. Çünkü gerçekten likralı ve içinde çok rahat ediyorsunuz. Thank you.
dolap turu videom ve çanta koleksiyonum bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz.